Tekno Safari'den selamlar. Okula dönüş telaşı başladı. Hatta okullar zaten açıldı. Bu telaşın içinde teknolojik aletlerde olan ihtiyacımız zaten belli bir şekilde arttı. Hani öğrenciler olsun, profesyoneller olsun. Yani ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye herkesin bir bilgisayara ihtiyacı var. Bugün de yanımda Monster Abra A5 17.2 var. Fiyat performans bilgisayarı. Fiyatı diğer bilgisayarlara göre daha uygun ve okula dönüş indirimleri var şu an Monster'da. Hiç uzatmayacağım. Bu bilgisayarın performansından bahsedeceğim. Kullanıcı deneyimlerimi size aktaracağım ve birkaç oyun oynayacağım. Bu bilgisayarı kimler almalı? Hani ne yapılır bu bilgisayarda? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi öyleyse videoya geçelim. Şimdi bilgisayarın incelemesine her zaman olduğu gibi kutudan başlayacağım. Şık bir kutusu var. Kutudan neler çıkıyor? Kutudan 150 wattlık bir şarj cihazı çıkıyor ve onun kablosu geliyor yanında. Bilgisayarın zaten kendisi geliyor, söylememe gerek yok. Ve belgeler geliyor. Birkaç tane de, yani yaklaşık 3 tane diye hatırlıyorum. Evet, 3 tane farklı renkte de siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere Monster stickerları var. Bunlar da hani bir firmanın kattığı güzel detaylar oluyor. Kutudan çıkanlardan sonra bilgisayarı elime aldım. Şimdi bilgisayarın tasarımına geleceğim. Bilgisayar plastik kasa ama alüminyum ile güçlendirilmiş ve kesinlikle kalitesiz hissettirmiyor. Bilgisayarın üst kapağına baktığım zaman işte istediğim bir şey görüyorum, beklediğim bir şey görüyorum. Monster logosu ışıklı, LED aydınlatmalı, yeşil bir aydınlatma oluyor logo ışığı yandığı zaman. Ve logonun yanlarında arka tarafta 2 tane güzel LED var, hani noktalı. Onlardan da yeşil bir aydınlatma geliyor. Hani üst segment bilgisayarların bazılarında bile böyle bir şey görmedim ben Monster'ın. Hani içindeki özellikler güzel ama dışında bir aydınlatmayı ben görmek isterdim. RGB'yi seviyorum. Şimdi üst kısmından geldim, alt kısmına geçtim. Bilgisayarın alt kısmında ızgara büyük görünüyor ama tasarımsal olarak büyük. Hani ızgara standart bilgisayar ızgarası boyutlarından. Hani alt tarafa doğru tasarımsal olarak genişletmişler bunu. Ama hani hava akışının herhangi bir etkisi yok. Ama yeniden bahsedeceğim bunlardan, çok da yeterli hava akışı yaptığım testler sonucunda gördüm. Ve alt kısmında ön tarafta şimdi 2 tane boşluk var. Ben dedim ki ne bu boşluklar? Ve üst kısmına baktığımda, hani içine baktığımda hoparlörleri göremedim. Alt kısmında Sound Blaster Cinema 6 sistemini destekleyen 2 tane 2 watt hoparlör var. Ve bunlar hani koyulduğu yerler farklı bir tercih. Yani sesi de okey bir şekilde geliyor. Sistem zaten kulaklık takınca fark ediyorsunuz. Oldukça güzel, kaliteli bir ses veriyor. Hoparlörler de standart bilgisayarlar için yeterli bir ses veriyor. Şimdi bilgisayarın üstüne altına baktım. Nereye geldi sıra? Arkasına. Bilgisayarın arkasına bakıyorum. Ne görüyorum? 2 tane fan çıkışı görüyorum. Şimdi fan çıkışı 2 tane görüyorum ama bir tanesi tasarımsal. Hani telefonlarda, Osman'la konuştum ben bunu gelmeden önce. Telefonlarda da bazen şöyle oluyor. 2 tane hoparlör girişi veriyorlar. Ama bir tanesi hani tasarımsal oluyor, göstermek için oluyor. Ki eşit görünsünler. Aynen bu şekilde bu bilgisayarda da bir tane fan çıkışı işlevsel, diğerinin önü kapalı. Ama yine bahsedeceğim yeterli fan çıkışları. Ve arkasında girişler var. Ne girişleri var? Bir güç girişi var. Hani o demin gördüğümüz kabloyu ve şarj cihazını takacağımız güç girişi var. Yanında Ethernet portu var. HDMI portu var ve mini display portu var. Şimdi arka kısmını geçtim, bilgisayarın sağ kısmına geldim. Sağ kısmında ne var? Çok görmeyi sevdiğim bir şey var. SD kart okuyucu. Şimdi ekstradan SD kart okuyucu alırsın ama harcama yapmana gerek yok. Bilgisayarın üzerine gelsin, 70 ila 90 MB saniyede okusun SD kartını ve ben bir fotoğrafçıyım. Hani buraya direkt olarak bilgisayarım yanındayken takacağım, ekstra bir şey getirmeyeceğim yanımda. Fikri bana çok güzel geliyor. Bazı gaming bilgisayarlarda göremiyoruz bunu ama Monster'ın buraya koyması gerçekten beni sevindirdi. Ve test ettim daha önce, hani 80 MB saniyede 90 MB saniyelerde görüyor. Güzel bir okuyucu koymuşlar. Yanında bir USB Type-C giriş var. Type-C girişi direkt olarak yanında görmek de beni yine mutlu etti. Ve bir tane USB 3.2 girişi var. Şimdi sağ tarafını geçtim, sol tarafına geldim. Bilgisayarın sol tarafında ne var? Bir mikrofon ve bir kulaklık girişi var. Niye ayrı bunlar? Ayrı olması niye avantaj? Şöyle avantaj. Sen profesyonelsin, sesle ilgileniyorsun. Hoparlörü ayrı takacaksın, mikrofonu ayrı takacaksın, profesyonel kayıt alacaksın ve profesyonel geri dönüş istiyorsun ses olarak. Bunlar senin için yapılmış arkadaşım. Monster'ların çoğunda zaten görüyoruz biz bunları ve beni gerçekten sevindiriyor bunları görmek, yani hani kendim müzikle uğraştığım için. Tek çıkış olması, hani dansa böyle çıkış olması daha iyi. Onların yanında da bir USB 2.0 ve USB 3.2 girişi var. 2.0 niye gördük? Bilgisayar zaten fiyatı itibariyle de uygun fiyatlı bir bilgisayar. USB 3.2'leri görmemiz bile çok iyi. Bazı firmalar 3.0, 3.1 koyuyor. 3.2 girişleri var bu bilgisayarda. 2.0'da mouse takarsınız. 2.0 destekleyen USB'nizi oraya takarsınız. Bunlar için kullanırsınız. Hani genel itibariyle bilgisayarın tasarımı gerçekten güzel. Şimdi bilgisayarın dışına baktım. Altına, üstüne, yanına, sağına, soluna iyice evirdim, çevirdim. Tasarımından bahsettim. Şimdi geldi sıra içini açmaya. Bilgisayarın ekranını açınca ne göreceğim? Öncelikle ekrandan başlayacağım. 1920x1080 bir ekran var ve 144 Hz yenileme hızı var. Bulunduğu fiyat segmenti için 144 Hz gerçekten çok iyi. Hani 60'ları ne bileyim 80'leri bir şeyleri görmeyi beklerdim ama 144'ü beklemezdim ben bu ekrandan. Ve gerçekten kaliteli bir ekran. Hani IPS bir ekran. Güzel bir ekran. Üzerinde ekranın ne var? İnce bir çerçeve var yine. Hani tasarımı bozmuyor Monster. Yani fiyat segmenti ne olursa olsun tasarım yine güzel. İnce bir çerçeve var ve üzerinde 720p bir kamera var. Ekranın alt kısmına gittiğim zaman da klavyeyi görüyorum. Hep derim en çok zaman geçireceğiniz yer klavyedir. Klavyenin basımı rahat, hani biraz daha sert, tuşları hissediyorsunuz. Ve tek parça RGB aydınlatmalı klavye. Kendi kontrol uygulamasından da renklerini değiştirebiliyorsunuz klavyenin. Tek parça hani 3 parçaya bölünmüyor ama zaten ben tek parça kullanıyorum 3 parça olsa da. Yani sizin zevkinize kalmış tabii ki bu ama ben 3-5 parça olsa da klavye tek parça kullanıyorum. Hani tek renk görmek beni daha mutlu ediyor. Klavyenin altında da bir touchpad görüyorum. Bu touchpad güzel. Hani abileri tulparların yenileri kadar büyük değil. Standart boyutlarda. Yenileri kadar büyük değil derken yenileri bayağı büyük tulparlarda. Hani incelemiştim zaten, kanalımızda olacaktır. Burada da hani Abra'da da standart boyutlarda şurada basma tuşları ayrılmış bir tasarım görüyoruz. Ya ben buna alışığım küçüklüğümden beri. Bu yüzden bana çok rahat geldi. Siz hani alt kısmına dokunmalısına alışkınsanız hani birazcık alışmanız hani zaman alacaktır ama ne kadar zaman alacaktır? Bir gün yani. Hani touchpad sonuçta bu. Ne kadar alışabilirsin ki sonuçta. Böyle böyle yapıyorsun, tıklıyorsun şeklinde. Altında işte üç dokumayı destekliyor ve bilgisayarın sağ üst kısmında da açma kapama tuşunu görüyorum. Hani basit güzel bir tasarım var. Hoparlörlerin delikleri bile yok burada, aşağıdaydı. Hani güzel basit bir tasarım var. Mat siyah, hani plastik ama alüminyumla güçlenmiş bir kasa var. Kesinlikle kalitesi hissettirmiyor. Şimdi bilgisayarın tasarımından bahsettim. Ama hemen önemli bir detay vereyim. Soğutma kısmından detaylar vereyim. Dedim ki soğutma yeterli, soğutma yeterli. Nasıl yeterli? Şimdi bilgisayarın arka kısmına baktım. 2 tane fan çıkışı var ama biri işlevsel, biri değil. Hani birinde hava çıkmıyor dedim. Önü kapalı. Yanlarında da 2 tane çıkış var dedim. Şimdi 3. nesil X-Cooling sistemi var bu bilgisayarda. Ve ben hani en başta elime aldığımda bilgisayarları şöyle yaparım. Özelliklerine bakmam, neymiş ne değilmiş diye. Girerim, ne bileyim bir oyun açarım, hani render alırım, DaVinci'ye girerim, bir iş yaparım, video editlerim. Ona göre karar veririm, bu bilgisayarda soğutma iyi mi, hani yük altındayken dayanabiliyor mu, veya bilgisayar kullanır mı, kullanılmaz mı, ne kadar kullanılır, kim kullanır. Sonra özelliklerini okurum, dedim ki öyleymiş, böyleymiş. Şimdi bilgisayarın arka kısmına baktım, hani 2 tane fan çıkışı var, güzel. Yanlarında da 2 tane fan çıkışı var, dedim ki vay bayağı iyi, 4 tane fan çıkışı koymuşlar. Ben bayağı 6-8 olsun, hani ben severim fan çıkışını havalandırmayı. Hani baktım sonra bir işlevsiz, dedim ki soğumayacak mı bu bilgisayar? Güç olan yerde soğutma da gerekiyor çünkü ısınıyor. Güçlü bir bilgisayar olduğu için, gaming olduğu için ısınıyor eninde sonunda ve soğutma yeterli olması gerekiyor. Soğutma yeterli. Nasıl yeterli? Ben GTA 5 oynadım ve 85 derece üzerini görmedim. 80-85 hatta 75 dereceleri düşüyordu. Arasında gidiyordu. Ve turbo fan modu özelliği var bu bilgisayarda. Yani kendi kontrol merkezini açabiliyorsunuz. Turbo'da çalışıyor fanlar. Ve hani dediğim gibi arka kısımda bir tane eksik çıkış olsa bile soğuk kısımdan full çıkış olarak bunu zaten telafi ediyor bu fanlar. Ve sağdaki fanın zaten çift çıkış var. O yüzden soğutmada hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu da zaten oyun testlerinde göreceğiz. Şimdi bilgisayarın hani gaming bilgisayar dedim, eğitim dedim, profesyoneller dedim, öğrenci dedim, hani çalışanlar dedim. Özelliklerine gelelim, teknik özelliklerine. Çünkü güçlü bir bilgisayar fiyatına rağmen, hani fiyatına rağmen derken hani segment olarak da iyi bir bilgisayar ama fiyatı daha uygun bir bilgisayar. Zaten video sonunda bahsedeceğim. Orayı da hani izleyin. Kesinlikle oraya kalın. Şimdi bilgisayarın teknik özelliklerine girerken HM570 chipset diyeceğim. Zaten klasik olarak çoğu Monster bununla geliyor. Ama chipsetin üzerinde ne var? Ben işlemciyle başlardım ama işlemciyle başlamayacağım. Ekran kartıyla başlayacağım. Ekran kartında ne görüyorum? 3050 Ti görüyorum. 3050 Ti olması hani 3050'den daha performanslı olduğu anlamına geliyor. Ve hani bu fiyatlarda 3050 Ti olması yine mutlu etti beni. Şimdi 4 GB RAM'i var içinde ekran kartının. Ama şöyle güzel bir özelliği var ekran kartının. Hani 2000 serisinden sonra RTX serisine gelen özellikler var içinde. Nedir bu özellikler? Hemen bahsedeyim size. Şimdi bu Nvidia ekran kartlarında nasıl güzel özellikler var? O kadar hani met ettim güzel özellik. RTX ile gelen özelliklerden DLSS'ten başlayalım. DLSS sayesinde en yüksek kare hızını yani yapay zeka sayesinde alıyorsunuz ve çok performanslı çalışıyor. Bu ekran kartı bu özellik sayesinde yani zorlanmadan, yorulmadan çalışıyor. En yüksek kare hızını veriyor size, en iyi şekilde veriyor. Şimdi DLSS'ten sonra neye geleceğim? Dynamic Boost 2.0 ve Whisper Mode 2.0'a geleceğim. Bu özellikler sayesinde de bilgisayarınız yapay zeka ile yine bu özellikleri sağlıyor. Yani Nvidia yapay zeka kullanmış ve yapay zeka ne yapıyor? Hem daha soğuk çalışmasını sağlıyor. Hani bilgisayarınızın birazcık güç vermeniz gerektiğinde hani fanları arttırıyor. Fanlarla bağlantılı bir sistemde bu aynı zamanda. Hem daha soğuk hem daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Ama şimdi bu teknik özelliklerden sonra geleceğim şey de çok güzel bir şey. Nvidia Broadcasting. Nvidia Broadcasting ne? sizin karşılıklı hani Zoom tarzı uygulamaları destekliyor bu broadcasting özelliği ve en iyi şekilde karşınızdakiyle konuşmanızı sağlıyor. Hani online eğitimde kullanabileceğiniz güzel bir şey. O yüzden dedim öğrenciler için güzel bir bilgisayar bu. RTX ekran kartı var içinde 3050 Ti. Güzel bir bilgisayar çünkü broadcasting sayesinde hani karşınızda konuşurken sanal arka plan yapabiliyorsunuz. Green screen olarak kullanabiliyorsunuz. Yeşil ekran yapabiliyorsunuz. Hani parazit engelleme özelliği var. Gürültü engelleme özelliği var mikrofondan. Ve karşınızdakiyle hani profesyonel çalışıyor olun, işiniz olsun veya öğrenci olun. Konuşurken gerçekten hani temiz bir konuşma yapmanızı sağlıyor. Ekran kartını anlattım. Geldim işlemciye. Normalde işlemciyle başlarım ama hani ekran kartının güzel özellikleri var. Hem eğitim için hem performans hani isteyen işler için. Ama işlemci de önemli. Ne var işlemcide? 11. nesil i5 11400H işlemci var. Ve 12 MB ön belleği var. Aynı zamanda 11. nesilde Intel önemli şeyler yaptı. Mesela i5'ler 4 çekirdek 8 thread olarak çalışıyorlardı. Artık 6 çekirdek 12 thread olarak çalışıyor. Ve çoklu çekirdek performansı da Intel işlemcilerin artmış durumda. Bu yüzden de darboğaz yaşamıyorsunuz. Hani çoklu çekirdek performansı sayesinde bu güçlü ekran kartını yine kendi güçlü işlemcisiyle kullanıyorsunuz. Yani birbirleriyle uyumlu işlemci ve ekran kartı bunlar. Sonra RAM kısmına geleceğim. Bu bilgisayarda 8 GB RAM var. 3200 MHz'de çalışıyor. 3200'de nasıl çalışıyor? Yine Intel 11. nesil işlemciler sayesinde 3200 MHz desteği geldi. 2933'ten çıktı buraya. Ve bu 8 GB RAM'i arttırabiliyorsunuz. Kaça kadar arttırabiliyorsunuz? 64 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Çünkü 2 tane RAM slotu var. 8'i çıkartır veya bir tane 8 takarsınız 16 olur. 16 tüm oyunlara yeter. Zaten şu an piyasada bulunan çoğu oyunu çalıştırıyor. Hani DaVinci Resolve kullanıyorsunuzdur. Premiere'de de yeter, DaVinci'ye de yeter ama DaVinci Resolve diyor ki 16 önerilen 32 hani kullanın şeklinde RAM'i. Profesyonelseniz biraz da artırabilirsiniz bu RAM'i. Yani size seçenek sunulması gerçekten güzel bir detay. Ve bilgisayarda RAM'den sonra depolamaya geliyorum. Depolaması 500 GB ama şöyle bir detay var. Burada güzel bir detay var. 500 GB M.2 SSD var. Şimdi yanına bir tane M.2 SSD daha takabiliyorsunuz. Ve bir tane SSD daha takabiliyorsunuz. 2,5 inç disk yuvası var bu bilgisayarda. Hani normalde şimdi görmeye alışık değiliz bazı hani gaming bilgisayarlarda disk yuvasını. Ama 2,5 inç disk yuvasını bırakmışlar. İşte hard disk takarsınız ama tavsiye etmem. SSD takın. Hani 3 tane SSD'niz olsun. Depolamada da bir sürü seçeneğiniz olsun. Öğrenciyseniz kendi belgenizi, ben radyo, televizyon, sinema okuyorum mesela. Hani projelerimin 100-200 GB'lık dosyaları oluyor. Onları atarsınız içine SSD'nizin. Hani çalışıyorsanız da büyük projelerinizin içine atabilirsiniz bu SSD'leri. Aynı zamanda bilgisayarın Intel Wi-Fi 6 desteği var ve Bluetooth 5.1'de destekliyor bilgisayar. Hani bunlar sayesinde de kulaklıklarınızda, Bluetooth kulaklıklarınızda bir kayıp yaşamıyorsunuz müzik dinlerken ve hızlı Bluetooth aktarımı sağlıyor. Bir de Intel Wi-Fi 6'yı zaten çoğu gaming'de görüyoruz şu an. Biliyorsunuz siz de bilgisayar inceleme videosu izlediyseniz daha önce kesin bahsedilmiştir. Intel Wi-Fi 6 sayesinde de kesintisiz bir Wi-Fi hizmeti sunuyor size Intel. Hani bu bilgisayarın içinde bunların olması güzel. Çünkü fiyatından hemen az sonra bahsedeceğim. Kaçırmayın fiyatından ve hani kimin alacağından bahsedeceğim. Hani bu bilgisayarda bu tip özellikleri görmek gerçekten güzel fiyatına göre. Şimdi bilgisayarın başından beri fiyatı diyorum. Bilgisayarın fiyatına geliyorum ama bir şey daha söylüyorum. Bu bilgisayarın 2 yıllık garantisi, ömrü boyu ücretsiz bakım var. Monster'ın tüm bilgisayarlarında olduğu gibi. Şimdi fiyatına geldim. Fiyatı ne kadar sizce? Hemen bir tahminde bulunun, yorumlara yazın. Çabuk. 5 saniye veriyorum. 4, 3, 2, 1 hadi. Tahminde bulunun, yorumlara yazın. Fiyatı 8999 TL. Şimdi bu özelliklere masaüstü toplamaya çalışsanız ekran kartı ve işlemciyi bir arada tuttuğunuzda zaten 9000 lira edecektir diye tahmin ediyorum boş kasayı doldurmaya çalıştığınızda. Ve bu bilgisayarın 144 Hz ekranına da sahip oluyorsunuz. Monitör almıyorsunuz aynı zamanda. Yani bu fiyatlarda bence çok güzel bir bilgisayar. Dürüstçe konuşacağım. Bir öğrenci olsam veya hani kendim editimi yapıyor olsam, hani lisede, üniversitede şöyle yapıyor olsam ve bilgisayar 9000 liram olsa bu bilgisayarı alırım. Neden? Çünkü 3050 Ti zaten günümüz oyunları için yeterli. Zaten oyun testleri geliyor biraz sonra. Günümüz oyunları için yeterli. Hani içindeki işlemci i5 11. nesil işlemci. 11. nesil olması çok güzel. 10. nesil değil işlemci bu fiyata yine çok yeterli. Hani 8 RAM daha koy. Ekstradan bir 2 sene daha kullan bu bilgisayarı. Çünkü 16 RAM hala yeterli günümüzde. Hani 3-4 seneye kadar da yeterliliğini koruyacağını zaten tahmin ediyorum ve hani emin konuşmayayım da korur 3-4 seneye 16 RAM yeterliliğini. Çünkü 32'ye geçecek şey de değil bence sektör, profesyoneller hariç. Hani hem öğrenciysen kullanırsın bunu, hem de profesyonelsen kullanırsın bunu. Aynı zamanda 8999 TL olmasının sebebi de öğrenci okula dönüş indirimlerinin olması şu an. Hani daha yüksek bir fiyatı vardı bilgisayarın. Ve siteye girip hani taksit seçeneklerinin fiyatını inceleyin. İhtiyacınız varsa kesinlikle bu bilgisayarı bir göz önünde bulundurun. Baştan beri diyorum ki işlemci güçlü, ekran kartı güçlü, hani dar boğaz yok, birbirleriyle uyumlular, 8 RAM yeter, 16 yapsanız da olur. Oyun testi diyorum, hadi öyleyse oyun testlerine geçelim. Evet, şu an CSGO'ya girdim. Önce ayarlardan başlayacağım. 1920'ye 1080'de oynuyorum. Tam ekranda oynuyorum ve ayarlarımı şu şekilde görebilirsiniz. Bunlar Nvidia'nın kendi yaptığı optimi ayarlar. Hani en iyi FPS alacağım bu ayarlarda optimi ayarları kendi uygulamasından yapabiliyorsunuz Nvidia'nın. Evet, şu an oyuna girdim ve 250 FPS alıyorum. Öyle. İşte yani 2000-3000 saatten sonra böyle vurabiliyorsun. Günde 5 saat. Allah. Ama toplam 5 saatim var. Şimdi sprey yaparken aşağı mı çekiyoruz? Tamam. Yapayım. Nasıl? Böyle yapıyorum. Aşağı çekiyorum aynı anda. Evet, şu an GTA 5'e girdim. GTA 5'in ilk bölümünü yapıyorum. Her zaman burada Alt F4 çekerim. Ki burayı hani hep aynı sahneyi gösterebilelim diye. GTA 5'in ilk kısmında da şu an hani 116 FPS alıyorum, 121 FPS alıyorum. 108-107 görüyorum şu an ve optimize ayarlardayım. Hemen size ayarlarımı göstereyim. Hemen grafik ayarlarıma bakalım. Şimdi grafik ayarlarım aynen şu şekilde. 1920x1080 oynuyorum. Rate'im 144'e çıkarttım. Hatta şu an burada 144 değilmiş. Niye bilmiyorum. İlginç bir şekilde. 144'e de bakalım. Hani zaten 144'e kadar destekliyor genellikle. O yüzden evet, görüyorsunuz ayarları zaten. Bunlar yüksekten en yükseğinde. Bunlar Very High'da Ultra X, 8X hani ayarlarda çok eksik bir şey yok. Bu Nvidia'nın verdiği optimize ayarlar yine zaten kendi GeForce Experience uygulamasından. Ya beni şaşırttı diyeyim çünkü hani GTA 5'te ben 120 falan beklemiyordum. Yani 3050 Ti deyince hani 3060, 70, 80 var üstünde. Yani 90'lar var masa üstünde ama eksik bir yanı yok abilerinden diyeyim bu ekran kartının. Ve sıcaklığına bakıyorum şu an. Ekran kartı 86, işlemcim 72 derecede 74 derecede arasında gidiyor. Oldukça iyi. Ekran kartının %100'ünü kullanıyor. Yani 99 diyor orada ama %100 yemediği için. Ekran kartının %100'ünü kullanıyor. %21 işlemci kullanımı var. Hiçbir şekilde darboğazda yok. Gerçekten güzel bir sistem şu an. Görüyorsunuz 90 FPS'teyim, 88. Hani bu oyun gayet akıcı bir şekilde oynuyorum. Ekranı görüyorsunuz. Ekran gayet güzel. Evet, şimdi Witcher 3'e girdim. Witcher 3'teki hemen ayarlarımı önce size göstereyim. Ayarlarım şu şekilde. High'da oynuyorum her şeyi. Yani high ayarları aldım. Hani 4X, Airworks var. 8 yerine. Bunların hepsi de high'da. Zaten şu en çok high oluyor. Bunlar da ultra high yerine high'da. Hardware bu da zaten off'da. Çünkü gerek yok. 1920'ye 1080'de oynuyorum aynı zamanda. Frame sınırım da yok. Hadi o zaman birazcık oynayalım. Evet, 60 FPS'leri görüyorum, 70 FPS'leri görüyorum. Burası şu an bilgisayarı zorlayacak bir yer çünkü insan sayısı arttı. İşlemcim de bir 86 dereceleri gördü, şimdi 78-74'lere indi. Şimdi 80'ler biraz stabil değil çünkü işlemci de çok kullanan bir oyun Witcher 3 zaten. Ekran kartını da kullanıyor. Ama 86 derecelerin üstünü görmedim ve şu an ellerimi yanına koyuyorum bilgisayarın. Hani ellerime bayağı güçlü bir şekilde üflüyor. Arka taraftan da üflüyor ama yanlardan daha fazla üflüyor diyebilirim. Bugün yanımda Monster Abra A5 17.2 vardı. Hani okula dönüş indirimleri var. Okula dönüş olduğu için de güzel fiyatı var bu bilgisayarın. Hani alabilirsiniz. Öğrenciyseniz, profesyonelseniz 3050 Ti gerçekten güzel bir ekran kartı. Günümüz oyunlarını da destekliyor. Ben sevdim. Siz 9000 liranız olsa ne alırdınız? Hem oyun oynamak için, hem iş yapmak için, hem de öğrenciliğiniz için ne alırdınız? Hani bu özelliklerin hangilerini eksik buldunuz? Eksik bir özelliği var mı sizin için? Bu özellikleri sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda bahsedin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.